Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimizi öğrendiğimiz temel hadis kitaplarından birisi olan Şuabul İman isimli kitap, Beyhaki isimli bir muhaddise ait kitaptır. Bu kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iman 70 küsür bölümden ibarettir hadisinden yola çıkarak imanın hangi bölümlerden oluştuğunu anlatan ve içinde 10 binden fazla hadis bulunan bir kitaptır. Şuabul İman Beyhaki isimli zatın kitabı. Bu kitapta ki hadisler Müslümanı imanı açısından bağlayan hadisleri ihtiva etmektedir. İşte birinci bölümü La ilahe illallah demek, ikinci bölümü Muhammedur Resulullah demek, üçüncü bölümü namaza iman etmek, dördüncü bölümü orucun emrolduğuna iman etmek gibi konular ihtiva eder. Dolayısıyla Şuabul İman isimli hadis kitabının 20. 30. 35. 46. bölümü ki 70'ye yakın bölümden oluşmaktadır kitap. Herhangi bir bölümü alındığında imanı oluşturan bölümlerden biri alınmış olur. Elbette Beyhaki'nin rahmetullahi aleyh bu kitabı peygamber mühürlü bir kitap değil. Yani tertibi, düzeni Beyhaki'ye ait. Ama Beyhaki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından ve Kur'an-ı Kerim'den derleyerek Allah'ın iman edin, peygamberin peşinden gidin sözünün nasıl gerçekleşeceğini ispat etmeye çalışmış. Kardeşler, bu kitabın 53. bölümü, yani bir muhaddis olan İmam Beyhaki'nin nazarında Müslümanın Allah'a iman ediyorum, Muhammed aleyhisselama iman ediyorum demesinin gerçekleşme şartlarından 53.'sü iyi işlerde yardımlaşmadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى iyilik ve takvada yardımlaşın emrinden böyle bir başlık üretmiş İmam Beyhaki. Diyor ki İyi işlerde yardımlaşın diyor Allah. Ve taavenu alel birr. İyi işlerde yardımlaşın. Bundan anlaşılıyor ki iyi iş yapmak nedir? İyi iş yapmak zekat vermek. Nedir iyi iş yapmak? Namaz kılmak. Nedir iyi iş yapmak? Anneye babaya hizmette bulunmak. Nedir iyi iş yapmak? Cihad etmek. Mesela neyse bu iyi işler, nasıl bunlara Allah iman sevabı, cennet vizesi muamelesi yapıyorsa, bu iyi işler konusunda yardımlaşmak da Allah'ın iyi dediği işlerdendir diyor. 53. bölümü, yani İmam Beyhaki'nin nazarında Allah'a iman etmeyi oluşturan imanın 70 küsur şubesi var hadisinin 53.'sü, yani Allah'a iman ediyor olmanın, Muhammed aleyhisselamın ümmetinden olmanın 53. şartı iyi işlerde yardımlaşanlardan olmaktır. Çünkü
İyiliğin yeryüzünde var olmasını istiyor Allah. Bu da ancak iyiliğe kooperatif mantığıyla, topluca cemaat anlayışıyla sahip çıkılması esasına dayanırsa mümkün olur. Aksi takdirde iyilerin kendi başlarına tek münferit halleriyle iyiliği kıyamete kadar devam ettirmeleri mümkün olmadığından Allah ve taavenu alel birri ve takva diyor. Ve la taavenu alel ismi vel udvan. Düşmanlık ve kötülük üzerine sakın yardımlaşmayın. Çünkü şeytan zaten kötülüğü yaymak için binbir tuzağıyla ve binbir tezgahıyla bu işi yapıyor. Siz bari kötülüğe destek olmayın. Ama kötülüğe destek olmamanın gereği iyiliğe destek olmaktır. İyilik yapmaya, iyiliğin yayılmasına destek olmazsan zımnen kötülüğe destek olmuş olursun. Çünkü hak ile batıl bir mücadele üzerine bu dünyada varlar. Hak ve batıl iki kutuptur. Birbiriyle ta cennet sürecinden başlayan günden beri sürtüşüyorlar. Bir hak galip geliyor, bir batıl galip gibi oluyor. Bu hakkın ve batılın kim daha güçlü olması sonucuna dayanmıyor. Kim daha cemaat, kim daha kooperatif mantıklı, kim daha bir arada ise o kazanıyor. Eğer küfür, batıl daha kolektif çalışıyorsa, daha bir arada çalışıyor, güçlerini birleştirip çalışıyorlarsa o sezonu o kazanıyor. Gelir de bir lider, bir önder, bir grup iyiliği savunacak, iyilik üzerinden hareket edecek bir anlayışla yola çıkarlarsa, bir iyilik kaliteli bir organize bulursa bu sefer iyilik galip geliyor. Bu nedenle وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, yani iyilik üzerine yardımlaşın, birbirinize destek olun, iyilik yayılsın diyor ya Allah Teala. Demek ki işte Beyhaki'nin bu bakış tarzından istifade etmek istiyoruz. Demek ki bir Müslümanın yetim bir çocuğu doyurma arzusu, yetim bir çocuğa bir ayakkabı almak iyilik midir? En mükemmel iyiliktir. وَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Çocukluktan beri okuduğun ayet, sakın yetime hor bakma, sakın isteyeni kapından kovma. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Rabbinin senin üzerindeki nimetlerini hatırla, nasıl sen yetimi hor görürsün diyen emrini, Allah-u Teala'nın bu beyanını dinledikten sonra Müslüman, yetime bakmanın, yetime bir ayakkabı almanın Allah'ın razı olacağı iyi bir iş olduğunu bilir. Aynı şekilde sabah namazı kılmanın, cuma namazı kılmanın iyi bir iş olduğunu, Allah'ın buna iyi dediğini de bilir mümin. Topluca bir cami yapalım da cuma namazımızı camide kılalım diyen anlayışa da iyilik üzerine yardımlaşma anlayışı diyoruz. Ve taavenu alel bir, iyilik konusunda yardımlaşın emri budur. Yoksa her Müslüman sabah namazına kalkıp kılması bir iyiliktir ama sabah namazını beraber kılacağımız bir mescit inşa edelim de sabah namazını orada kılalım dediği zaman mümin, Allah'ın iyilik yapma emri gibi bir emrine daha itaat etmiş olur. Nedir o? Ve taavenu, yardımlaşın emridir. Ve men tatavva hayran fe innallaha şakirun alim. Kim üzerine borç olmadığı halde böyle fazladan bir hizmete, bir yardımlaşmaya katılırsa bilsin ki Allah kendisi için yapılan işlerin kıymetini bilir ve onun sevabını yazar.
Bunları Allah çok iyi görüyor, çok iyi biliyor. Haberiniz olsun. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Demek ki iyilik yapmak kadar iyilik konusunda yardımlaşmak, örgütlenmek de Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Bunun için Beyhaki, Allah, peygamber, kader, zekat, ahiret vesaire, bizim çok eskilerden beri iman esası olarak bildiğimiz şeyleri sayarken 53. şart olarak da vakfın olacak, derneğin olacak, küfrün karşısında, şeytanın tuzakları karşısında birlikte çalıştığın bir hareketin olacak. Bu da imanın şubelerinden birisidir diye kayıt koymuş. Bunu şüphesiz Beyhaki benimsediği için, Şuab-ül İman isimli kitabında bulunduğu için değil, belgeli olduğu için, ayetle, hadisle, Kur'an'la sabit olduğu için biz iman ediyoruz. Kardeşler, özet şudur: yetime yardım etmek, yetime ayakkabı almak, yetimin saçını okşamak imandandır. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde yetim konusu vardır. Kim bir yetimin saçını okşarsa o yetime moral vermek için, diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir yetimin saçını okşarsa, yetime moral olsun diye, nasılsın yavrum demek için, alıp simit verirse değil, bir çikolata alır verirse değil, kim bir yetimin saçını okşarsa elinin değdiği kıl sayısı kadar sevap yazar ona Allah, buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kim bir yetime güzel davranır, ona bir hediye alır, gönlünü alırsa bilsin ki kıyamet günü şu iki parmağım kadar yakın olacağız onunla, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yetime iyilik yapmak, yetimin saçını okşamak Allah'ın cennet vaat ettiği şeydir. Ama burada durup bir türlü anlamak istemediğimiz ikinci bir noktaya temas ediyoruz. Yetime yardım etmek, yetimin saçını okşamak Allah'ı memnun eder. Peygamberle bu iki parmak kadar yakın olursun kıyamet günü. Dolayısıyla müminsen, bu müjdeler seni teşvik edecek, yetimle elbette ilgileneceksin. Lakin yetimleri sevindirme, yetim saçı okşama üzerine örgütlü olmak, vakıf adamı olmak, dernek adamı olmak da Allah'ın emridir. Biz gençlik döneminde bile cahiliye kafalıların, müşriklerin yönettiği bir dernekte görev almış Muhammed aleyhisselamın ümmetindeniz. Daha sonra ona bir sürü vahiy geldiği halde, rahmeten lil alemin peygamber olarak, yeryüzünün son peygamberi olarak görevlendirildikten sonra, aradan yıllar geçtikten, Medine'de artık yetimin, fakirin, yolcunun sıkıntı çekmeyeceği rahmet devletini kurduktan sonra bile, hatırlar mısın ya Resulallah, gençliğinizde katıldığınız Hilful Fudul'u hatırlıyor musun diye sorulduğunda, hatırlamam mı? Abdullah İbni Cüda'nın evindeydi. Şimdi öyle bir dernek kurulsa yine onda görev alırım, buyurmuştur. Müslüman iyilik yapan insan değildir sadece. İyilik yapan, iyiliği örgütlendiren, o örgütte aktif görev alan insandır Müslüman. Çünkü bir köyde, mezrada, bir yaylada bir kişinin iyi olması oradaki yetimler için yeterli olabilir. Ama yeryüzünün şer üzerine örgütlendiği ve hayrı engellemek, Allah'a giden yolları tıkamak,
Afrika'dan Asya'ya kadar kıtaları aç bırakmak için örgütlenmiş kitlelerin bulunduğu dünyada bir Müslüman tek başına nükleer yürekli olsa bile tek başına yetecek durumda değildir. İlla o Müslümanın aktif bir organize içerisinde yer alması gerekmektedir. Levhalar, tabelalar önemli değil. Önemli olan bu mantık, bu ruh, bu anlayıştır. Biz ümmeti Muhammed olarak erkeğiyle, kadınıyla, ihtiyarıyla, genciyle, siyahıyla, beyazıyla, hacısıyla, namazlısıyla, oruçlusuyla hepimiz Allah'ın adının yücelmesi için, yeryüzünde şeytanın sesinin kısılması için, yeryüzünde müminlerin de, kafirlerin de, Allah'a itaat edenlerin de, asi olanların da huzur içinde yaşaması için mücadeleyle mükellefiz biz. Sadece kendimizin iyi olması yetmiyor. İyiliği güçlü, organize hale getirmeye mecburuz. Mümin seviyesi bu seviyedir. Kardeşler, Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah veya akşam vaktinde, bir gün ashabının topluca oturduğu bir zeminde buyurmuş ki içinizden bugün oruca niyetlenen var mı demiş. Sadece Ebu Bekir ben oruçluyum ya Resulallah demiş. Bugünkü cenazelere katılan var mı diye sormuş. Yine Ebu Bekir benim ya Resulallah demiş. Bugün bir fakirin kapısına yemek götüren var mı demiş. Ben götürdüm ya Resulallah demiş. Bugün bir hasta ziyaret edip ona moral veren var mı diye sormuş. Onu da yaptım ya Resulallah demiş. Ne sayıyor? Oruç, cenaze, fakire yemek vermek, hastaya moral vermek. Buyurmuş ki bunları kim yaptıysa o cennetliktir buyurmuş. Bunları kim yaptıysa o cennetliktir buyurmuş. Ne çıkarıyoruz buradan? Cennetiz pazarlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin faturalarını gösteriyor. Oruç, imanın, İslam'ın, Allah'a kul olmanın direklerinden biri. Anladık. Cenaze büyük insanlık görevi zaten. Ama bir fakirin kapısına yemek götürmeyi Allah için oruç tutmak gibi sayıyor. Bir hastayı ziyaret edip ona hastalandıktan sonra toplumdan kopmadığını ve içimizden biri olarak hala hatırlandığını hissettiren, hastaya moral veren birisine bunlar cennetlik işler buyuruyor. Biz şu fani dünyada, şehirleşen, betonlaşan dünyada, sokak başında hastanenin bulunduğu bir ortamda binlerce, on binlerce hastayı ziyaret ederek moral vermeye kalksak, onların bizi ziyaret etmesini gerektirecek bir hasta haline geliriz. Zaten hastaların yanına girmek bir dert. Hastayı ziyaret etmek hastalık nedeni haline geldi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu cennetlik işte, bunu yapan cennetliktir dediği işi niye kaçıralım? Kaçırmayız. Ne yaparız? Hastalarla ilgilenen bir vakfın, bir derneğin aktif üyesi olurum. Hastaların reçetelerine yardım eden, hastaların moralinin düzeleceği programlar yapan bir organizenin içerisinde bulunurum. Böylece Allah'a giden yolda cennet garantisi veren işlerden birisini yapmış olurum. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan bir hatıra daha dinliyoruz. Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bir şeyle savaşmak istiyorum. Bir cahilliği yıkmak istiyorum. O da şudur: İslam, hac, namaz, oruç,
zekat, cihat, evet bunlar İslam'dır. Ama İslam bunlardan ibaret değildir. Hacca gitmeyenin de Kabe'de döner gibi döneceği işler vardır. İslam hayat dinidir. Nerede hayat, nerede insan varsa orada Allah'ın rızası vardır. Bunu kanunlaştırmak istiyorum. İslam'ı sadece hacca gitmek, tarikata girmek, hafız olmak, İmam Hatip Lisesi'ne kayıt olmak olarak gören anlayış, İslam'ın küfrün gerisinde kalmasına, kafirlerin İslam'la istediği gibi oynamasına neden olmuş kimselerdir. 3 tane sarhoş, 5 tane işsiz güçsüz çevreci olacak, yeryüzünde daha mutlu bir hayat için onlar mücadele ediyor bilinecek. Ama mümin çevre düşmanı, ağaç katili, hastaneyle ilgilenmez, afetle ilgilenmez olarak bilinecek. Hayır, bu ümmet böyle bir ümmet değildir. Sadece hacca giden, gittiği haçta bile mümin kardeşinin ayağına basıp ezen bir ümmet değiliz biz. Biz kuşlarla da ilgilenen, develerle ilgilenen, hayvanlarla ilgilenen, köpeklerle ilgilenen, ümmetiyle de ilgilenen bir peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmet vakıf ümmettir. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Uhricet linnas. İnsanlara adanmış bir ümmetsiniz Allah buyuruyor. İnsana adanmak, insanlar için çıkarılmış olmak, kökten vakıf ümmet olmak demektir. Bu ümmet vakıf ümmettir. İnsanlığa hizmet için adanmıştır. Bunun için ashab-ı kiram binlerce kilometreyi yalın ayak, sırtları çıplak olduğu halde, karınları aç olduğu halde yürüyerek ve koşarak gittiler bir kişi kurtulsun diye. Çünkü bu ümmet vakıf ümmettir. Sadece emekli olurken emeklilik payından aradaki faizleri, haramları, rüşvetleri temizlemek için pay çıkarıp bir camiye götürme ümmeti değildir bu ümmet. Bu ümmet sadece doğurduğumu sana adadım diye bir henna annenin çıktığı İsrailoğulları yerine bütün doğurduklarını, çocuklarını Allah'a adamış, uhricet linnas, insanlara vakfedilmiş, kökten vakıf bir ümmetiz. İsrailoğullarında sadece Meryem Allah'a vakfedildi. Bizde ise ümmet olduğu gibi insanlığın hizmetine vakfedilmiş bir ümmettir. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hatırasına daha dikkat ediyoruz. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, bir grup Medine dışında, bir grup müşrik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki, bize bir grup hoca gönder de çocuklarımıza din öğretsinler, biz de din öğrenelim dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashab-ı suffadan bir grubu onlarla hoca olarak gönderdi. Enes İbni Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoca olarak, temsilcisi, vakıf görevlisi olarak gönderdiği bu insanları tanıtırken diyor ki, hani ashabın alimlerini, hafızlarını toplayıp hadi gidin dememiş aleyhisselam Efendimiz. Tam aksine aktif vakıf üyelerinden bir grup göndermiş. Diyor ki Enes İbni Malik, ashab-ı suffada gündüz Kur'an öğrenen, yeni gelenlere de Kur'an öğreten, gece teheccüd kılan, öbür günde dışarı gidip odun toplayıp, çölden odun toplayıp odunları satarak fakir fukara için rızık temin eden, dikkat et,
Kendisi zaten Ashab-ı Suffa'da kalıyor. Medine'de evi yok demek bu. Medine'de evi yok. Orada misafir kalıyor ama nasıl olsa vakıftan besleniyorum demiyor. Gidiyor güneşin altında odun topluyor. O odunları pazarda satıyor. Oradan aldığı parayla yiyecek alıyor. Diğer fakirlere götürüyor. Fakir fakir besliyor. Sonra öbür gün gidiyor uzak kuyulardan içme suyu getiriyor. Mescitte terleyen Müslümanlara su dağıtıyor. Vakıf görevlisi. Ama kendisi de vakıfta misafir. Bu gruptan bir kısmını Aleyhisselam Efendimiz bize öğretmen gönder de din öğretsinler bize diyenlere eğitimci olarak göndermiş. Alim olduklarından değil, aktif olduklarından dolayı. Hareketli tipi örnek bir defa. Onu gören Müslüman olacak zaten. Fakat müşrikler asıl gayeleri bunları çölde tuzağa düşürüp öldürmekmiş. Bunları çölün ortasında kuşatmışlar. Bizim hocaya mocaya ihtiyacımız yok. Sizi öldürmek için bu planı yaptık demişler. Onlar da bakın ne yapmışlar. Eğitimci. Eğitimci. Ellerini kaldırmışlar demişler ki Allah'ım biz senin peygamberin için buraya geldik. Hiç pişman değiliz. Senden razıyız. Sen de bizden razı ol. Bir de peygamberine durumumuzu bildir, merak etmesin bizi demişler. Kardeşler, sanki karşısındaki sekreterle haber gönderiyor. Mesaj gönderiyor. Efendimiz mescitte mübarek gözleri yaşarıp buyurmuş ki, kardeşlerinize fena tuzak kurdular. Ve Allah'tan niyaz ettiler ki, bu durumlarını ben bileyim. Bildim, bildim buyurmuş. Enes İbni Malik diyor ki, 2 ay, 60 gün, sabah namazında secdeye gitmeden Aleyhisselam Efendimiz 2 ay ard arda kunut yaparak sabah namazında bu mücahitleri, bu aktif vakıf görevlilerini, şehit edenleri lanetlemiş. Bunun için afet zamanlarında, Müslümanların büyük sıkıntılara düştüğü zamanlarda sabah namazında kunut yapılır, buradan geliyor. Ne çıkardık biz bundan kardeşler? Gündüz Kur'an okuyor, gece namaz kılıyor, öbür gün, dün Kur'an okumuştum diyor, bugün Kur'an okumuyor, gidiyor odun topluyor, odun topluyor, satıyor, onun parasıyla fakirlere yiyecek alıyor. Öbür gün yine Kur'an okuyor. Daha bir sonraki gün bu sefer gidiyor kova ile su taşıyor. Kuyu suyu, serin suyu diye mescitte insanlara su dağıtıyor. Bedir'e gitmemiş. Uhud'da değil. Mükemmel Kur'an hafızı değil. Peygamber şairi değil. Peygamber amcası değil. Sabahlara kadar namaz kılan değil. 3 senedir hiç oruç bozmamış birisi değil. Programlı bir Müslüman işte. Kur'an okuyor, odun topluyor, mescitte su içiriyor insanlara. Bir, bu Resulullah'ın gözünde onu temsil edecek bir adam demek ki. Peygamber bunu beğenmiş. 2, bu Allah'a o kadar yakın olmuş bir adam ki, Allah'a şöyle söyle peygamberine diyor, peygambere Allah böyle dedi sana kul diyor. Bu eğer Ebu Hureyre gibi binlerce hadis rivayet etmiş olsaydı ona bir anlam verecektik. Bedir'de şehit olsaydı onu anlayacaktık. Bize göre yaptığı bir şey yok ortada. Ama Allah'a göre var. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا Kim? Üzerine yük olmadığı halde iyi bir iş yaparsa Allah onu bilir. Allah onu takdir eder. İşte bunları Allah bildi.
Demek ki kardeşler, tekrar birinci basamağa dönüyoruz. İmam Beyhaki imanın bölümlerini kaydederken 53. bölüm olarak iyilik yapmak için organize olmayı imandan görmüştü. Bu mesele bizim mahallenin camisi yapılsın diye kurulan derneğe aidat verme meselesi değil. Bu mesele Allah için yapılan işlerde aktif Müslümanlardan olma ruhu meselesidir. Bu kuntum hayra ümmetin uhricet minnas, insanlara adanmış ümmetten olma meselesidir. Burada kardeşler bir nokta koyabiliriz. Yeni bir başlık açalım. Hepimiz birer tane vakıf kurarsak veya dernek kurarsak, kim bu derneklere üye olacak? Elbette herkes vakıf kurabilir, dernek organize edebilir seviyede değildir. Hepimizi Allah farklı yaratmış. Kimimize el becerisi vermiş. Kimimize ağız laf yapma becerisi vermiş. Kimimize de organize becerisi vermiş. Kimimize de para kazanma becerisi vermiş. Hepimizi Allah farklı farklı yarattı. Tipimiz, boyumuz, postumuz farklı olduğu gibi becerilerimiz de farklı. Ama hepimizden iş istiyor. Hepimizden iş istiyor. Hepimizi vakıf kurup idare edecek tipte yaratmamış. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Allah isteseydi hepinizi tek kalıpta yaratırdı. Tek standartta yaratırdı sizi. Velakin ama Allah istediği halde böyle istediği için farklı farklı yaratmış. Kiminin ağzı iş yapıyor, kiminin eli iş yapıyor, kiminin cebi iş yapıyor, kiminin gözü iş yapıyor, kiminin kafası iş yapıyor. Kimi organizatör, kimi ameleliği iyi, kimi de ikna kabiliyeti iyi. Hepimizi farklı yaratmış. Velakin ama liyebluvekum fima ataküm. Ama Allah size verdiği farklı şeylerle sizi sınamak istiyor. Festebikul hayrat. Madem size farklı farklı şeyler verdik, şimdi iyiliklerde yarışın Allah buyuruyor. Kur'an kardeşler, Kur'an, sen malınla vakıf adam oluyorsun, o sözüyle vakıf adam oluyor, o ayaklarını kullanıp vakıf adam oluyor, öbürü organize kabiliyetini kullanıp vakıf adam oluyor, ama hepimiz hayra ümmetin uhricet minnas, İnsanlar için çıkarılmış, insanlara adanmış vakıf ümmetiz. Hiç kimse param yoktur diye bu karakterini yitiremez. Kimse ben konuşma yapmayı bilmiyorum diye geri duramaz. Kimse ben kadınım diye geri duramaz. Kimse ben ihtiyarım diye geri duramaz. Zira festebikul hayrat, herkese Allah'ın verdiği işlerde yapacağı bir görev var. Zaten herkes organizatör olsa savaş çıkar. 40 horoza gerek yok, bir tavuğa gerek yok, 1000 tavuk bir horoz olacak. 3. horoz lüzumsuz. Filan konuda yeteneğin muhakkak vardır senin. Sıfır yetenekli bir insan olur mu? Olmaz. Neden? En azından çalışan kullarına yardım et ya Rabbi diye dua edemez misin? Ben yapamıyorum, yapanlardan razı ol. Zihinlerini keskin et, dillerine bereket ver, mallarına bereket ver diye dua edemez misin? Dua da katkı.
Çünkü bir grup kulu da Allah'ın, tıpkı meleklerin görev bölüşümü gibi, bir kul da dua edecek, öbürü çalışacak, öbürü moral verecek. Ama ümmet olarak vakıf ümmetiz biz. Biz insanlığa adanmış bir ümmetiz. Temel karakterimiz insanlık için adanmış olmaktır. Kim kendisini insanlığın kendisine adandığı adam olarak görüyorsa o yanılıyor. Evet, sen vakıflardan mal alıp geçinecek durumdaki bir fakir olabilirsin. Zaten seni vakıflar bakıyor olabilir. Ama sen de kovanı alır, köyden su getirip camide su dağıtırsın, seni Resulullah adamım olarak gönderir başka bir yere. Hepimizin yapacağı iş muhakkak vardır. Çünkü bu ümmet iş ümmetidir. Bu ümmet görev ümmetidir. Kardeşler, Beyhaki rahmetullahi aleyh 53. bölümünü, imanın 53. bölümünü organize olmak, iyi işler için organize olmak diye adlandırıyor. Bu onun görüşü, doğru. 53. bölüm demek onun görüşü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim daha farklı düşünüyor. Kur'an-ı Kerim 53'te demiyor, 3. diyor. Hac suresinin 41. ayetinde Allah, iktidar vereceğimiz kullarımız, iktidar vereceğimiz yani yönetime getireceğimiz kullarımız kimlerdir sorusunun cevabını veriyor. Ellezine immekkennâhum fil ardı, dünyada iktidar yapacağımız kimseler. Akamus salah, namaz kılarlar. Ve âtevuz zekâ, zekat verirler. Ve emrû bil ma'rufi ve nehû anil münker, iyiliği teşvik, kötülüğe engel olurlar. İslam, yani devlet olduğu zaman Müslümanlar bu üç şeyi mi yapacaklar sadece? Hayır. Namaz, senin ruhunun iktidar olmaya, devlet yönetmeye müsait maneviyatla dolu olduğunu gösteriyor. Sen sabah namazı kaçırmıyorsun. Bu iyi bir işaret Allah için. Zekat, devlet malını yemeyeceğini, helalinden kazandığını Allah için verecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. İyiliği teşvik, kötülüğü engelleme yeteneğin de sosyal kimliğini, insanların iyilik ve kötülükleriyle ilgilenecek kapasiten olduğunu gösteriyor. Bu din sadece namaz kılma dini değil, bu din insanlığın gidişatını dert edinme dinidir. Yetimle ilgilenmek zorundasın, mazlumla ilgilenmek zorundasın, hatta ve hatta zalime bile yardım etmek zorundasın Müslümansan. Nasıl ya Resulallah? Hadi mazlumu kurtardık, zalime ben nasıl yardım ederim? Asıl zalime yardım et. Çünkü bu yaptığı zulümle ebedi bir zarara uğruyor. Yapma de, tut elini, onu da kurtar. Sadece deprem görene yardım et değil, deprem görmemesi için insanların da tedbir al. Mesela depremde çadır kuran vakfın olduğu gibi binaları güçlendirme vakfı da kur. Bu da Müslümanın işi. Mantık çünkü. Çünkü ruh, vakıf ruhu. Çünkü kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İnsanlara adanmış ümmet olmak bu demektir. Ama biz Müslüman ümmeti Muhammed kim diye bir tarif soracak olsak teheccüd akla geliyor. Medine'yi ziyaret akla geliyor. Öyle değil halbuki. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmış, insanlığa adanmış
bir ümmetsiniz Allah buyuruyor. Vakıf ümmetiz biz. Ruhumuz vakfedilmiş bir ümmetiz biz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir vakıfta, bir organizede dullarla ilgilenen, yetimlerle, miskinlerle ilgilenen, Allah yolunda cihad eden mücahit gibidir buyuruyor. Gece teheccüd kılan, gündüz oruç tutan gibidir buyuruyor. Neden? Çünkü bu ümmet hem oruç ümmetidir, hem teheccüd ümmetidir, hem hayırda organize olma ümmetidir. Biz dinimizin sadece bir dosyasını alıp gerisini bırakarsak ne olur biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den koparız. Çünkü buyuruyor ki beni arayacaksanız gariplerin arasında arayın. Lordların peygamberi değil, zayıfların, zavallıların peygamberi o. Bilallerin peygamberi. Eğer Allah size rızık veriyorsa zayıflarınızın duası sayesinde veriyordur biliniz buyuruyor. Bir delikanlı aleyhisselam efendimize gelmiş. Ya Resulallah demiş, babamdan sonra iş bana kaldı, ben hep çalışıyorum, bir erkek kardeşim var, o da gelip burada senden ders dinliyor sadece, ama yerken hep beraber yiyoruz, yani ben çalışıyorum o yiyor, o okuyor ben çalışıyorum gibi buyurmuş. Sonra yani söyle o da gelsin çalışsın, ben enayi miyim onun yerine ben çalışıyorum demeye getirmiş. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz, belki de senin ağzına giren lokma onun sayesindedir, ha unutma bunu demiş. Kazanıyorum tek, yiyorum beraber değil, sayesinde kazanıyorum, elhamdülillah beraber yiyoruz diyen insan bu ümmetin mantığında bir insan olmuş olur. Kardeşler, nedir bu imanın 53. bölümü haline gelecek organize işi? Kesinlikle ibadetler değil sadece. Cami yapmak değil, medrese yapmak değil. Ümmetin bütününe veya bu ümmetten bir insana hizmet olan veya hizmete dönüşen her şey iyiliktir, Allah'ın razı olduğu şeydir. Eğer bir yörede çocuk bezine ihtiyaçtan söz ediliyorsa Allah'ın aradığı iyilik çocuk bezidir. Eğer bir hasta, çocukları, akrabaları onunla ilgilenmediği için hastalığının daha fazla derinleşmesine neden olacak bir moralsizlik yaşıyorsa, orada Allah'ın istediği şey gidip ona moral vermektir. Eğer bir delikanlı buluğ çağına erdiği halde hala namaz kılmıyorsa, Allah'ın istediği iyilik onu namaza teşvik etmektir. Mesela o namaza başlasın diye uçak bileti alıp hiç eften büften bir sebep bulup beraberce seni bir Almanya'ya götüreyim, bir Suriye'ye götüreyim, bir İngiltere'ye götüreyim deyip onunla bir hafta beraber olma bahanesi üretip onu namazı ısındırmış olsan, sen kuntum hayra ümmetin uhricet linnas olmuş olursun. Vakıf ruhun seni ayağa kaldırmış olur. Çünkü o gence herhalde bisiklet almak değil hayır o zaman. Ona yapılacak en büyük iyilik namazı ısındırmaktır. Anası babası zaten namaz kıl diyor. O zaman biz başka bir formül üretiyoruz. Annesini babasını zaten laçka bir gözle gördüğü için o. Yani annesi kıl dese de kılmıyor, kılma dese de kılmıyor. Ama sen onunla bir hafta özel bir yolculuk yaptın, geziye götürdün veya başka bir bahane buldun, seninle ilişkisi onun namaza ısınmasına sebep oldu. Vakıf bu işte. Yoksa hemen gidip bir tabela kurup işte büyük de isimlerden birini kullanıp Cihat Vakfı, Hasene Vakfı, Sadaka Vakfı, böyle ismi popüler büyük bir isim buluyorsun. Bir tüzüğüne bakıyorsun ki cihat, eğitim, yardımlaşma, dayanışma, Afrika'da devlet kurma, Filistin'i kurtarma, Çeçenistan'ı kurtarma, mübarek dernek değil Birleşmiş Milletler.
Hangisini yaptın? Sırayla, sırayla her 50 yılda birini gerçekleştirecek. Bu değil, bu vakıfçılık oyunu, bu dernekçilik oyunu, bu nefsini tatmin edip oyalanma hastalığı. Tabelana yaz, bir araya gelmiş üç Müslüman derneği, bitti. Bin bir tane tuzak kurma kendine. De ki biz bu şehirdeki hastaları ziyaret edeceğiz. Güzel giyineceğiz, tertemiz. Ondan sonra gideceğiz, selam verip dua edeceğiz. Geçmiş olsun amca diyeceğiz. Evde bir işin var mı diyeceğiz. Bitti. Senin derneğinin, vakfının gayesi bu. Muhteşem bir şey. Bir dernek kur. Bir araya gelmiş üç bayan derneği. Adı böyle olsun. Ondan sonra bin bir tane yeryüzündeki bütün bayanların işte feminizme karşı, anti bilmem neye karşı, böyle kendini oyalama. Ne yap? De ki biz çeyizini dizerken sağa sola iş yerine gidip, tekstil atölyelerine gidip iffetine zarar veren kadınların, genç kızların bataklığını önlemek için çeyiz hazırlayamayanlara, çeyiz için çalışmak zorunda kalanlara çeyiz hazırlayacağız de. De ki her yıl 20 tane bayanın çeyizini hazırlayacağız. Senin vakfın bu olsun. Müthiş bir iş yapmış ol sen. Büyük isimlerin altındaki küçüklük hoş değil. Küçük isimlerden büyük şeyler çıkması çok hoş. Kardeşler, vakıf ne demek biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun mahşer günü sıkıntısını giderir. Vakıf tüzüğümüz bu bizim. İşte bunun için çalışıyoruz. Bir yetim tebessüm edebilir. Allah razı olsun amca diyemez. Ne bilsin Allah razı olsun ne demek? Demesin Allah razı olsun. Teşekkür ederim amca demesin bile. İşine bu kadar meleğin. Görmüyorlar mı? O çocuğun dişlerini nasıl sırıttığını görmüyorlar mı? Biz kıyamet günü de Allah dertlerimizi gidersin diye müminin derdini gideririz. Bunun için Allah bizi vakıf adam yaptı. Bunun için bu ümmet yeryüzüne çıktı. Bencil bir ümmet değiliz. Her sene hacca giden ümmet değiliz. Her sene umreye giden millet değiliz biz. 20 sene Kabe hasretini yüreğimize gömeriz. Bir dul kadının atölyelerde çalışmaması için ev kirasını veririz. 70 yıl umreye gitmem, bir yetim çocuk dinsizlerin eline düşmesin, onlardan burs almasın diye maaşımın yarısını ona veririm. Kabe'yi de görmem. Hasret kalırsam Allah bana cemalini gösterecek, Kabe'sini istemem o zaman. Çünkü bir yetim çocuğu bali oluncaya kadar bursa bağlamak, Kabe'yi ziyaret etmekten daha değerli bir şey. Yetimlerinin mülhitlerden, dinsizlerden burs alarak okuyabildiği bir şehirden Resulullah'ı ziyarete gitmek anlamlı bir şey mi? Kardeşler, bir vakıf ümmetiyiz biz. Biz dernek ümmetiyiz. Biz organize ümmetiz. Ama şüphesiz sabah namazına gitmenin yaz kış zorlukları olduğu gibi, hacca gitmek zor olduğu gibi, cihad etmek zor olduğu gibi, vakıfçılık da kolay değil. Allah için girer, şeytanla çıkarsın. Vakıfçılık tıpkı ne gibi? Hacca gidip orada bir suyu edep yapsan, Kabe'ye bilerek ayak uzatsan, aleyhissalatü vesselamın kabri başında suyu edepte bulunsan, hac seni kurtarır mı? Vakıf da öyle. Eğer Allah bir şeye değer veriyorsa şeytan da onunla ilgileniyor demektir. Allah bir işe ne kadar puan veriyorsa şeytan da o kadar ilgileniyor. Allah farz diyorsa şeytan farz kadar program harcıyor. Sünnet diyor, üçüncü dereceden bir iş diyorsa Allah, şeytan da ona küçük asistanlarını görevlendiriyor. Eğer Allah
bu yetim çocukla ilgilenmen halinde, bu dul kadınla ilgilenmen halinde senin de mahşerde yanında olacağım diyorsa, sen bu dulu ağlatma, ben de seni üzmem kıyamet günü diyorsa, şeytan da seni rahat bırakmayacak. Yardım etmek, sefalete ve fuhşa düşmemesi için gittiğin kadına gözünü diktirecek belki de. Belki de burs verdiğin, yardım ettiğin çocuğa fabrikada koli taşıttıracaksın sen. Böylece bursunun karşılığını, hayrının karşılığını dünyada almış olacaksın. Allah vakıf ümmet olun diyorsa, bu vakıfçılığın kendine göre özel dertleri olduğunu gösterir. Bunun için kardeşler, bir, ancak ihlasla Allah için yapılan şeye Allah sevap verir. Evet, vakıf binasından girerken besmele çekmek, abdest almak gerekmiyor. Vakfın duvarını kıbleye doğru yapmak gerekmiyor. Cami değil bu. Ama ihlassız olması halinde hiçbir değeri yok. Bir, iki, Allah'ın razı olacağı en değerli amel az da olsa sürekli olandır. Yılda bir vakıfçı Müslüman değil. Ramazan'da vakıfçı, Ramazan'dan sonra tüccar. Öyle değil. 12 ay 365 gün vakıf adamısın. Az olsun. Ramazan'da 1000 veriyordun, 11 ayda uyuyordun. Öyle yapma. Her ay 10 ver. Toplamında yine 1000 yapmasın ama sürekli olsun. 2. 3. Unutma. Kanser insanda olduğu gibi namazda da vardır. Namazın kanseri nedir? Riya. Zekatın kanseri nedir? Riya. Vakfın da kanseri riyadır. Yani Allah için yetimleri doyuruyorsun ama kameranın önünde. Afrika'ya kuyu açtırmaya gidiyorsun, poşetlerin fotoğraf makinesi dolu. Kuyuyu sağdan soldan çektirmişin, yanında resim vermişin, bu tarafında resimler vermişin. Ne yapıyorsun? Allah için fotoğrafçının önünde kuyu açıyorsun. Bu kanser bu kuyuyu kurutur. Vakıf tamam, kanunlar önünde legal olsun, kağıtta yazsın, makbuzu olsun, tutanağı olsun. Lakin Allah bilsin, devlet muhasebesini isterse makbuzları gösterirsin. Bu kadar. Reklamcılık yok. Vakıfın tüzel kişiliğinin reklamını yap. İnsanları teşvik olsun diye. Sen adını yazdırma, fotoğrafını koyman. Ve dördüncü büyük kanun. Kardeşler, az çok, küçük büyük bizim için geçerli sözdür. Allah için küçük diye bir şey yok. Şu katrilyonlarca tonu bulan buğdayı, şu gördüğümüz dünyadaki mevcut buğdayı, bundan önceki buğdayı, binlerce senedir insan buğday üretiyor, hepsini Allah tek bir buğday tanesinden yarattı. Değil mi böyle? Milyarlarca insanı tek bir insandan yarattı Allah. Onu da yine o yarattı. Allah için az yok, çok yok. Bize göre az var, bize göre çok var. E benim 5 liramdan ne olur? Neler olur bir bilsen? Bir cennet olur mesela. Mahşer yerinde, mizanda tartılırken tek bir sevap eksikliği cehennem nedeni değil mi? 1 lirayla cennete girilir. 1 lira yüzünden cehenneme de girilir. Kardeşler, unutmuyoruz, az çok bizim için. Allah'ın azı ve çoğu yoktur. Ve kendimize vakıf adamlıktan pay çıkarmıyoruz. Melekler yazsın. İşine meleklerin. Melekler yazsın dursunlar. Şu kadar yaptı, bu kadar yaptı. Biz kendimize pay çıkarmıyoruz. Mesela burs verilecekse vakıftan, senin soyadına uyum sağlayan kimseye burs verme. Vakfın bursunu soyadı başkası olanlardan ver. Yani akrabanı kollama. Vakfa eleman alınacaksa sen akrabanı alma. Ümmetin malından senin akraban yemesin.
Bu hesaplar neyin hesabıdır? Allah için adanmış, insanlığa adanmış vakıf olmanın hesabıdır. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ın bazı kulları vardır. Allah onları insanların işlerini görsünler diye yaratmıştır sanki. O da insan olarak annesinin karnından bir bebek olarak çıkmış ama öyle vakıf adam ki, öyle vakıf adam ki sanki Allah onu yetimlerin işini görmek için, talebenin işini görmek için, vakıf hizmeti görmek için yaratmış kardeşim ya. Ya sen yemez misin, içmez misin? Senin çoluk çocuğun yok mu? Sen hiç dinlenmez misin? Yok. Adam yani vakıf için yaratılmış. Buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz, bu tip adamlar sıkışan onlara müracaat eder. Kendi işini görmez, başkalarının işini görürler. Ulaikel aminine min azabillah. Onların Allah'ın azabı diye bir dertleri yoktur buyuruyor. El aminine min azabillah. Onların Allah'tan azap görme diye bir dertleri yoktur. Onlar da günah işlerler. Onlar da hatalı olurlar. Ama yaptıklarının karşılığı olarak Allah onlara azap etmez. Kardeşler, vakıf konusunda söylenecek o kadar söz var ki ama tek bir söz nakletmek istiyorum. Tabiinden bir nakil yapıyorlar. Yine bu Şuab-ül İman'da Beyhaki'nin naklettiği bir sözü söylemek istiyorum. Eski toplum diyoruz ya biz, eskiden şöyleymiş böyleymiş. Beyhaki de diyor ki, Beyhaki 4. asırdan sonraki adam. Yani bizimle arasında 1000+ sene var. O ondan önceki dönemi bahsediyor. Arkadaş arkadaşına dermiş ki, yazıklar olsun be, senin gibi arkadaş mı olur insana? Ne zamandan beri filanca hastadır, git ziyaret et diye bana bir hasta göstermedin. Epey zaman oldu, filanca çocuk açtır, git onu doyur diye bana bir yön göstermedin. Arkadaş senin gibisi olmaz derlermiş eskiden. Adam neyi kınıyor? Kendisine hasta bulmayan, zavallı fakir bulmayan arkadaşını ayıplıyor. İyilik neymiş onun gözünde? İyilik yapacak fakir bul bana kardeşim. Ziyaret edecek hasta bul. Neden? Çünkü adam vakıf adam. Hayır için yaratılmış. İyilik için yaratılmış. Allah'ın azabından kurtulmak istiyor. Şimdi de ne düşünüyoruz? Hepimiz bunu kendimiz ölçecek durumdayız. Şu çocuğu sana göndereyim mi derler diye bayramlaşmaya bile katılamıyoruz. Halbuki bu ümmet iyi adam kendisine hasta ve fakir bulan adammış diye düşünüyorlarmış. Ümmet olarak vakıf ümmetiz. Allah bizi insanlık için adamıştır. İnsana yarayan her hizmet bizim için ibadettir. Ve ibadet için yaratıldık. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.